Merhabalar efendim, ben Nurgül, kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ana yemeklerden yöresel tariflerimize ait İzmir köfte tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. İzmir köfte tarifimi daha önceden sizlerle paylaşmıştım, bu kez sesli olarak anlatmak istedim. Gerekli olan malzemelerimiz: küçük olduğu için 2 tane soğan kullandım, 2 diş sarımsak, 1 tane kapya kırmızı biber, yarım kilo dana kıyma kullandım. Baharat olarak tuz, karabiber, kırmızı toz biber, acı pul biber ve biraz da izot kullandım. 8 orta boy patates, sosumuz içinde 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 bardak su ve biraz tuz. Evet, köftemizin yapılışı: öncelikle soğanı, sarımsağı ve kapya biberini mikserimize alalım. Ufak olacak şekilde kıyalım. Daha sonra kıymamızı ve baharatlarımızı ilave edelim. Yaklaşık 1,5-2 çay kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığından biraz daha fazla acı pul biber, 1 çay kaşığına yakın izot, damak tadına göre baharatları ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, tüm baharatları da ilave ettikten sonra ben mikserimde tekrardan köfte harcımı yoğurdum. Yaklaşık 30 saniye kadar köftemi mikserimde yoğurduktan sonra kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra sübe olacak şekilde köfte şekilleri verdim. Köfte harcım bitene kadar bu şekilde şekillendirdim. Patateslerin kabuklarını soyalım, yıkayalım ve ortadan ikiye, daha sonra her kestiğiniz dilimi tekrar ikiye keselim. Bu şekilde ince uzun dilimler elde edelim. Patateslerimizi kısa bir süre kızartacağız. Bu işlemi hem daha lezzetli olması için hem de patateslerimiz daha güzel yumuşacık pişmesi için uyguluyoruz. Ben fritözde kızarttım. Eğer fritözünüz varsa bu şekilde fritözde kızartabilirsiniz. Yoksa tavada kısa bir süre kızartalım. Yağlı kağıt koyulmuş tepsimizi alalım ve fazla yağını alalım. Evet, bu şekilde köftelerimi de yaptım. Patateslerimi kızarttım. Şimdi köftelerimi de çok az bir şekilde iki taraflı kızartacağım. Kısa süre iki taraflı kızarttığımız köftelerimizi fırın tepsimize alalım. Ben bu şekilde bir borcam kullandım. Kızarmış olduğum patateslerimi de ekleyip tepsime güzelce dizdim. Yemeğimizin sosu içinde 1 yemek kaşığı kadar biber salçası, 1 çay kaşığı kadar tuz,
1 su bardağı su ekleyip güzelce çırpalım. Elde ettiğimiz bu sosu hazırladığımız yemeğimizin üzerine dökelim. Yemeğimizi biber ve domates dilimleriyle süsleyelim. Önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika arası yemeğimizi pişirelim. Evet, yemeğimiz 35 dakika sonra çok güzel piştiler. Yanına dilerseniz pilav yapabilirsiniz. Ayran, cacık, isteğe göre servis için hazırdır. Şimdi sizlere sunum içinde göstereceğim patatesin ne kadar yumuşak olduğunu. Gerçekten hem göze hem mideye hitap ediyor bu şekliyle bile tablo gibi oldu. Biz çok beğendik. En son olarak da küçük bir tutam maydanozu doğrayalım üzerine ve artık servis edelim. Evet, servis tabağını aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patatesimizin yumuşaklığını yumuşacık piştiler. Oldukça dağılıyor. Patatesin cinsine göre de pişme süresi değişebilir. Buna dikkat edelim. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadardı. Değişik lezzetler için kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.